NATO'nun 70. yılında Londra'da görüşmeler yapılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Putin, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın dağıldığını hatırlatarak NATO'nun genişlemesinin ülkeye yönelik oluşturduğu tehdidi dile getirdi. Rusya ile doğrudan sınırı olan ve güvenlik stratejilerini bizzat ilgilendiren ülkeleri bünyesine alan NATO, Baltık Savunma Planı'nın uygulanmasında faaliyete devam ediyor. Ve Moskova'ya uzanıyoruz. Moskova Devlet Üniversitesi misafir profesörü Mehmet Perinçek karşımızda. Efendim, gece görüşüne hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, NATO zirvesi sona erdi. Peki Rusya bu zirveyi nasıl yorumladı? Öncelikle bunun açıklamasını sizden alalım. NATO zirvesi hep verilen açıklamayı Putin yapmıştı. Dün Putin artık NATO'nun ve Sovyetler Birliği'nin dağıtmasından sonra asıl amacını, kuruluş amacını yitirdiğini ve bu sebeple de artık NATO'nun genişlemesinin hiçbir anlam taşımadığını ve bunun sadece ve sadece Rusya'ya karşı bir oluşum olduğunu ifade etti Putin. Evet. Diğer taraf 1990'ların sonunda 2000'lerin başlarında bir Rusya-NATO işbirliği komitesi kurulmuştu. O komitenin de işleme hale geldiğini yine Putin ifade etti. Dolayısıyla Rusya NATO'nun genişlemesini tamamen kendisine bir olarak değerlendiriyor. Diğer tarafta tabii NATO zirvesi, daha sonra da gireceğiz, NATO zirvesinde basında baktığımızda bir başarısızlıkla ve bir fikir başarmamakla şeklini ifade ediyor. Evet. Şimdi Baltık planı engellemişti geçtiğimiz hafta Türkiye NATO'nun. Fakat Jens Stoltenberg açıklama yaptı ve bir mutabakata varıldığını söyledi. Nasıl değerlendireceksiniz? Tabii o mutabakata neyin varıldığını, neyin mutabakatına varıldığını görmek lazım. Bir genel bir değerlendirme yapmak açısından. Fakat toptan olarak zaten NATO zirvesini değerlendirdiğimizde, baktığımızda bir başarı veya bir NATO ülkelerinin tekrardan bir birlik oluşturduğunu göremiyoruz. Dolayısıyla bu Baltık planı ile ilgili ortak alınan kararı da bu genel fotoğraf içerisinde görmek lazım. Kalırsa ya da toplam olarak zirveyi değerlendirdiğimde anlaşmamazlık söz konusu NATO üyeleri arasında. Zaten bu anlaşmamazlık NATO zirvesinin öncesinde sıkı bir şekilde kendini göstermişti. Özellikle Amerika ile Fransa, Almanya, Avrupa'sı arasında ciddi görüş ayrılıklarına şahit olmuştuk. Bu mesela bir Avrupa ordusuyla kendini gösterdi. Almanya, Fransa, NATO'dan evet, bağımsız bir Avrupa ordusu kurulmasını dillendirmeye başlamışlardı. Yine Almanya ve Fransa'nın özellikle Macron Amerika'dan bağımsız bir silah sanayi geliştirilmesi gerektiğini de ifade etmişti. Evet. Fransa'nın savunma hemen toplantının 2-3 gün öncesinde bunları söylemişlerdi. Yine Avrupa'nın liderleri AB'nin ayrı bir kutup olarak, bağımsız bir kutup olarak kendini göstermesi gerektiğini de çok kez dile getirmişlerdi. Ve buna karşılık da tabii Trump da Amerika'da Avrupa'nın hamlelerine sert çıkışlar yaptı. Hatta evet, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri bir ticaret savaşının, aynı Çin'le Amerika arasında yaşanan ticaret savaşının eşiğine kadar geldiklerini bu NATO toplantısının 1-2 gün öncesinde gördük. Hatta Macron'le NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini, evet, önceki günlerde yine ifade etmişti. Dolayısıyla Amerika ile Avrupa arasında, NATO üyeleri arasında çok ciddi fikir ayrılıkları söz konusu. Bu fikir ayrılıkları sadece Avrupa ile tabii Amerika arasında değil, Türkiye ile Amerika arasında da söz konusu.
Türkiye ile Amerika sözde iki NATO üyesi, onlar da birbirlerine yönelik ciddi ithamlarda bulunuyorlar. Amerika Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Türkiye'nin kuruluş yıldönümünde Cumhuriyeti ilan ettiği günde Ermeni soykırımı kararlarını Temsilciler Meclisi'nden geçiriyor. Yine Türkiye'nin en önemli tehdit olarak gördüğü PKK-PYD'yi silahla vesaire destekliyor. Dolayısıyla Avrupa ile Amerika arasında yaşanan krizin çok daha fazlası Türkiye ile Ankara ile Washington arasında da yaşanıyor. Dolayısıyla bu ülkeler arasında, NATO üyeleri arasında ciddi sorunlar var. 1990'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri aslında Putin'in de ifade ettiği gibi NATO 1990'larla birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte gitti. Neden? Çünkü NATO sosyalist bloğa karşı, Varşova Paktı'na karşı bir bir güvenlik örgütü olarak kurulmuştu. Fakat bu tehdidin, bu tehdit değildir, ayrı bir tartışma konusu ama bu tehdidin ortaklığı gerçek amacı ortaklıkta şok. İnsanlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi müttefiklerini iletim altında tutmak ve ne rakip çıkmasını engelleme aracına dönüştü. Bununla birlikte de sahte bir tehdit dalgasıyla kendi müttefiklerini ve olası rakiplerini Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesi'nin atına koşturmaya çalıştı. Fakat geldiğimiz noktada özellikle 70. yılında artık bu sözde müttefiklerin hizadan çıktığını, Amerika'nın kontrolünden çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ve NATO iyice kendi 90'larda yitirdiği amacını ve 90'lardan sonra edindiği amacını da bugün de kaybetmiş durumda ve dolayısıyla iyice anlamsızlaşmaya da gelmeye başlamış durumda. Bunun, bu zirvenin sonuçlarında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın, Türkiye ve Amerika veya NATO arasındaki en temel sorunların başında S-400'ler konusu geliyordu. Evet. Bildirgeye baktığımızda, sonuç bildirgesine baktığımızda ve NATO Genel Sekreterinin basın toplantısına baktığımızda bu konuda bir anlaşmaya varılamadığını görüyoruz. Bunun yanında YPG, PKK konusunda Türkiye'nin taleplerini NATO'nun yine kabul etmediğini de net bir şekilde sonuç bildirgesinden görmemiz mümkün. Hatta Fransa bu konuda oldukça, Macron da sert çıkışlar yaptı Türkiye'ye. Evet. PKK'yı müttefik olarak açık bir şekilde nitelendirdi. Türkiye ile NATO arasında hiçbir anlaşmaya kritik konuda varılmadığı net bir şekilde görülüyor. Evet. Bu sadece Türkiye ile NATO'lar arasında da bunu görüyoruz. Bugün toplantısında ciddi tartışmaların yaşandığı, hatta toplantı skandal Trump toplantısı yapmadan Londra'yı terk etti ve çok bir şekilde Kanada başkanıyla bir tartışma yaptılar. Doğrusu Kanada başkanının Trump'ın ısından dedikodular diyelim, kameralara yansıdı. Bunu Trump'a görmesi de bir skandalı ulaştı ve Trump da buna basın toplantısı yapmadan Londra'yı terk ederek cevap vermiş oldu. Diğer taraf yine NATO'nun beyin ölümü konusunda Macron'un yaptığı açıklamalar vardı. Bu konuda Macron'un yine geri adım atmadığını ve bunda ısrarcı olduğunu görüyoruz. Tehdit algılaması konusunda yine bir tam bir fikir birliğine varılmadığını yine bu toplantıda gördük. Kimisi uluslararası terörizmden den vururken öbürü Rusya ve Çin'i işaret etti. Türkiye
PKK-PYD'yi ortaya koyarken bunları NATO'nun üyeleri hiçbir şekilde kabul etmedi. Dolayısıyla tehdit algılaması konusunda eğer bir güvenlik örgütünde ortak bir tehdit algılaması yoksa bu da o artık yavaş yavaş çözülmeye başladığını göstermektedir. Askeri harcamalar konusunda ciddi tartışmaların yaşandığını yine görüyoruz. Buralarda da bir hemfikir olunamadığını yine şahit olduk bu zirvede. Tabii sonuç bildirgesinde çeşitli yuvarlak genel hatlar edildi. Beşinci maddeye vurgu yapıldı. Fakat beşinci maddede ortak hareket edilmesi konusuna vurgu yapılmakla birlikte bundan 3 gün öncesinde Fransa'nın Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri NATO 5. maddesini ellerindeki 35'leri satmak için bir aracı dönüştüğünü ifade etmişti. Yine bunu da bir adım yine toplam dolayısıyla sonuç bitmesi bir makyajdan ibaret olduğunu dışta aman kötü gözükmeyelim, kavgalı gözükmeyelim diye bir iki süslü lafın konduğu ve içeriğinin aslında ciddi bir içeriğe sahip olmadığını, somut içeriğe sahip olmadığını görüyoruz. Somut olan sonuç bildirgesinde tek bir şey var. O da aslında çok kutuplu bir dünyanın kurulduğunda bugün NATO'da kabul etmiş durumda. Çin'e ve Rusya'ya yapılan atıflarda aslında yeni bir dünyanın kurulduğunu da NATO üyeleri itiraf ediyorlar. Çin'in yükselen bir güç olduğunu itiraf ediyorlar. Ekonomik olarak fırsatlar sunduğunu ifade ediyorlar. Bunlarla birlikte Rusya'yı, Çin'i tehdit olarak gördüklerini fakat onlara da Belirtilen. kabul edecek bir güce sahip olmadıklarını ve diyalogla meselelerin çözülmesi gerektiğine işaret ettiklerini de sonuç bildirgide görüyoruz. Bu da tabii NATO tarafından çok kutuplu dünyanın da resmen aslında kabul edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Perinçek, NATO Genel Sekreteri siz de belirttiniz, Jens Stoltenberg Rusya ve Çin'i bir tehdit olarak değerlendirdi. Peki bundan sonraki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşması söz konusu olur mu? Rusya ve Çin zaten ciddi bir stratejik ittifak geliştirmiş durumda. Bu stratejik ittifak hem siyasi planda yani Putin'le Xi Jinping arasındaki dostlukla da bir taraftan kendini gösteriyor. Diğer taraftan Rusya ve Çin çok sık şekilde askeri tatbikatlarda da bir araya geliyorlar ve askeri bir ittifaka doğru da bunun gittiğini görüyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü'nde zaten Rusya ve Çin her anlamda ortak hareket ediyorlar. Bununla birlikte ekonomik olarak da Rusya ile Çin'in doların hakimiyetini ortadan kaldırmak üzere planlar geliştirdiklerini, kendi para birimleriyle ticareti hakim kılmaya çalıştıklarını da yine görüyoruz. Dolayısıyla Amerika veya Batı tehdidine, Atlantik tehdidine karşı Rusya ve Çin son dönemde ciddi bir yakınlaşma içerisine girmişlerdi. Ama tabii bu NATO'nun sonuç bildirgesiyle bu daha da pekişecektir. Fakat NATO'nun sonuç bildirgesinde Çin'e ve Rusya'ya yapılan atıflar aslında dünyanın yükselen iki yeni kutbunun itirafıdır. Ve burada da Atlantik cephesinin Rusya ve Çin'e karşı açık alamadıklarını, işte diyalog imkanlarını çalıştırmaları gerektiğini görüyoruz. Ve bu konuda da hemfikir olmadıklarını da görüyoruz. Bakın bir taraftan Rusya'yı Çin'i tehdit olarak görme gibi çeşitli eğilimleri var. Ama Trump da çıkıyor diyor ki biz Rusya ile dostça geçinmek istiyoruz diyor. Macron şeyi söylüyor. Dolayısıyla Rusya ile ve Çin'e yapılan atıflar aslında çok da ciddi atıflar değil. Bence tam tersine bu yeni bir dünyanın kurulduğunun NATO tarafından bir itirafı niteliğinde. Şimdi Amerika NATO'nun faaliyet alanının Çin'e doğru kaymasına baskı yapıyor aslında. Bu yeni bir siyaset alanı yaratır mı NATO'da? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu Trump'ın temel programı buydu iktidara geldiği zaman ve gelmeden önceki
Trump iktidara gelmeden önceki hedefi şuydu: Rusya ile arayı düzeltmek, Rusya'yı biraz daha tarafsızlaştırmak veya kendi tarafına doğru çekmek, Çin'i yalnızlaştırarak da Çin'i hedef almak ve temel rakip olarak gördüğü ekonomisiyle büyüyen Çin'i diskalifiye etmekti Trump'ın planı. Tabii Trump bu planı tam olarak hayata geçiremedi. Ne Rusya ile ilişkileri tam anlamıyla düzeltebildi. Diğer taraftan da ticaret savaşlarıyla veya diğer baskı araçlarıyla olsun veya Sincan Uygur meselesini kullanarak olsun, Tayvan meselesini kaşıyarak olsun, hiçbir noktada da Çin'e geri adım attıramadı. Hatta Çin buralarda çok da sağlam durduğundan dolayı da Amerika'nın da Çin'e karşı biraz yumuşamak zorunda olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla Trump bu fakat kendi planında tam olarak hayata geçiremedi. Ve şunu altını çizmek lazım: Trump'ın tabi buradaki temel politikası Rusya'yı Çin'den kopartmak ve kendi tarafına çekmekti. Bunun da mümkün olmayacağını yine ifade edelim. Çünkü Rusya ve Çin ciddi stratejik bağlamda birbirlerine bağlanmış durumdalar. Birinin kaybetmesi durumunda diğerinin de kaybedeceğini çok iyi biliyorlar. Bu bakımdan Trump'ın veya Amerika'nın Çin'i yalnızlaştırarak Rusya'yı tarafsızlaştırma politikası önümüzdeki süreçte bir gerçek kazanamayacaktır. Evet. Sayın Perçek, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şunu söyleyelim: NATO'nun 70. yıl kutlamaları diyelim. Aslında belki de NATO'nun ileriki süreçte bitiş tarihlerinden bir tanesi olarak ele alınacak. Belki burada 70. yıl yuvarlak sayıda, onun bir kutlaması yapıldı ama bundan belki de 5-10-20 sene sonra geriye dönüp bakıldığında bu zirve NATO'nun artık NATO 70 yıl yaşadı ve ondan sonra da yavaş yavaş öldü ve dağıtma sürecine girdi denilebilecek bir zirve yaşandı. Burada NATO ülkeleri arasında çok ciddi fikir ayrılıkları var. Kutup farklı farklı kutuplar var. Yani bir tarafta Amerika Arabi Birliği, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya başka bir taraftan gidiyor. Türkiye ve benzeri ülkeler tamamen güven altlarıyla hareket ediyor. Bu bakımdan NATO aslında 70. yılı ile birlikte bir dağılma sürecine girmiştir. Bu zirveden, bu zirveyle ilgili yapacağımız genel değerlendirme budur. Efendim çok teşekkür ediyoruz gece görüşüne katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.